görüntüler gelmiş, ulaşmış elimize, hemen ekranlarınıza geliyor. Evet, A Haber farkıyla ilk görüntüleri de. Şunun altını çizelim Duygu. Ben de bunu son dakika bilgisi olarak verecektim. Şu anda uçan helikopterler Amerikan helikopterleri. Türk askeri konvoyuna eşlik ediyorlar. Orada Türk askeri konvoyunun güvenliğini sağlamak için de Amerikan helikopterleri orada devreye geziyor diyebiliriz. Evet. Şimdi istersen Türk askeri şu anda nerede? Hemen haritada gösterelim. İşte Munbiç bu bölge, sarı bölgeyle belirtilmiş olan nokta Munbiç. Burası YPG PYD'nin kontrolünde olan bir bölgeydi. İşte Türk askeri Munbiç'in kuzeyinden ve Munbiç'in batısından Aramya bölgesinden. Tekrar bir gün koralım. Görüntülerimiz tam olarak geliyor ekranlarınıza. Şu anda Türk askerlerinin Munbiç'in dış mahallelerindeki görüntüsü. Evet, yukarı noktada Türk askeri konvoyunun ilerleyişini görmek mümkün. Evet, tanklar var. Zırhlı araçlar var. Zırhlı araçlar Munbiç şehir merkezine ve dış mahallelerine yönelik bir ilerlemesi var. Peki şunu sorayım. Şu anda YPG ve PKK'lar hala Munbiç'in içerisinde değil mi? Şimdi varılan anlaşmaya göre onların tamamına büyük bir, yani neredeyse tamamına yakın bir kısmı Fırat'ın doğusuna çekilecek. Evet. Öyle görünüyor ki yavaş yavaş o çekilme başladı. Hatta Munbiç'in özellikle batı ve kuzey noktasında artık YPG ve PYD unsuru bulunmuyor. Ama tabii bir Temmuz'un başı gibi bir tarih de belirtiliyordu. O zamana kadar hepsi çekilmesi gerekiyor, öyle değil mi? Evet, varılan anlaşma o yönde. Tamamının o bölgeden çekilmesi yönünde. Öyle görünüyor ki Amerika Birleşik Devletleri verdiği sözü şu an itibariyle tutuyor gibi görünüyor. Gelen görüntüler ve fotoğraflar bunun net bir şekilde kanıtı niteliğinde. Şimdi aslında Amerikan helikopterlerinin zırhlı araçlara, Türk zırhlı araçlarına eşlik etmesi orada hala teröristlerin bulunduğunun da bir anlamda göstergesi diyebilir miyiz? Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Zaten hani YPG, PYD, PKK'nın bir terörist unsur olduğunu Amerika Birleşik Devletleri de çok net bir şekilde biliyor. Hani her ne kadar YPG, PYD biz oradan çekildik dese bile bir terör örgütüne tam olarak güvenemeyiz. Yani biz de güvenemeyiz. Bu arada arkadaşlarımız da söylediler. Bu elimizdeki görüntüler Sacur bölgesinden. Şu anda Türk askeri Sacur bölgesinde bulunuyorlar. Sacur bölgesi neresi? Hemen onu da isterseniz paylaşalım. Tam olarak Fırat Kalkanı'yla Munbiç'teki YPG bölgesini kesen Sacur Çayı var. Sacur Çayı'nın güneyi PYD-YPG kontrolünde, yani Munbiç oluyor. Kuzey ise Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu kontrolünde oluyor. Hemen bu noktanın kuzeyi Carablus, Türkiye sınırına yakın bir mesafe. Sacur Çayı diyelim, küçük bir aslında akarsu o. Güneyi de Munbiç oluyor. Türk askerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Sacur noktasına girmiş durumda. Zaten o noktadan Munbiç şehir merkezi çok da uzak bir mesafe değil. Yaklaşık 25-30 kilometrelik bir mesafeden bahsediyoruz. Bazı noktalarda daha düşük bir mesafe. Sacur nehrini, çayını eğer dikkate alacak olursak. Oldukça aslında Munbiç şehir merkezine yakın bir nokta. Şimdi tabii şu sorunun cevabını arıyor olacağız. Bugün gün içerisinde senin de dediğin gibi YPG, PYD tamamen Munbiç'in içerisinden çekildi mi, çekilmedi mi? Anlaşılan o ki dediğimiz gibi çekilme başlamış ki Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye giriş yaptı. Amerikan savaş helikopterleri de Türk askeri konvoyuna eşlik ediyor. Ortak bir operasyondan bahsedebiliriz Duygu.